Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de grip aşısı ve grip aşısı hakkındaki efsaneler konusunda sohbet etmek istiyoruz. Bugün 6 Kasım 2019 çarşamba. Hala ülkemizde yeterli sayıda grip aşısı yok ve gelmedi ve Ekim ayından beri de grip, influenza'yı görmekteyiz. İnşallah yakın zamanda aşılar gelir, riskli bireyleri aşılarız. Ekim ve Kasım ayında aşılamalara başlıyoruz. Çok riskli hastalarda Mart ayına kadar Grip aşısını devam ediyoruz. Grip aşısı yaptığımız zaman grip aşısının etkisi 6-8 ay sürer. Yani diğer sene tekrar grip aşısı yapmak gerekir. Her yıl tekrarlamak gerekir. Grip aşısını yaptığımızda aşının faydalı etkisi 15 gün sonra başlar. Bu da demektir ki hani bazı insanlar grip aşısı yaptırdım grip oldum diyor. Halbuki aşı yaptırdığımızda 15 gün sonra başladığı için o arada bir 2-3 gün, 5 gün içerisinde başka bir enfeksiyon aldığında kişi tesadüfen üstüne gelmiş şeklinde bir grip hali geçirebilir. Şimdi bugün esas konumuz grip hakkında sorulan sorular, efsaneler, doğrular, yanlışlar konusunda görüşlerimizi belirtmek. Birincisi grip aşıları etkili değil deniliyor. Doğru, grip aşılarının etkisi yüzde yüz değil ama grip aşısının etkisi yüzde %50 ile 80 arasında değişmektedir. Özellikle riskli bireylerde grip aşısını yaptırdığımız zaman en azından o kişinin grip olmasa dahi gribi hafif atlatması, yoğun bakımlara gitmesini engeller, ölümden kurtarır. İkinci yine efsane diyeceğim, hamilelerde grip aşısı yapılmaz e, tam tersine hamilelerin hangi dönemi olursa olsun birinci ayında ikinci ayında 3. ayı 7 ayında her ayında grip mevsimi ise ki şu an Ekim Kasım Aralık Ocak grip mevsimidir Bu dönemde hamile olan insanların mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerekir Çünkü grip aşısı yaptırdığı zaman, Hamile bayan hem kendini korumakta hem de çocuğunu korumaktadır. Üçüncüsü grip aşısı düşük yapar. Bu da bir efsane. Böyle bir durum söz konusu kesinlikle değil. Grip aşısı düşük yapmaktan öteye düşüğü dahi engelleyebilir. Onun için hamile bayanların grip aşısı yaptırmaktan çekinmemeleri gerekir. Dördüncüsü Grip aşısı Alzheimer yapar. Bu da bir efsane. Bununla ilgili bir bilimsel çalışma yok. Grip aşısının Alzheimer yaptığını gösteren herhangi bir şey saptanmamıştır. Beşincisi ki en çok tartışılan grip aşısı Gulyan Bare yapar. Yani Gulyan Bare kişinin bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi bir çeşit felçlen giden bir durum ama geriye dönülür, tedaviyle düzelen bir durumdur. Bu konuda çok spekülasyon yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda grip aşısının Guillain-Barré yani sinir sistemini etkilemesi 1 milyonda 1 kişidir. Yani milyonda 1'dir. Ama Guillain-Barré'nin asıl sebebi enfeksiyonlardır. Griptir. Sitomogera virüs enfeksiyonudur. Yani siz grip geçirseniz dahi milyonda dört gulyan bari oluyorsunuz. Aşı yaptığınız zaman bir oluyorsunuz. Aşı yapmadığınız zaman oran dört katı yükseliyor. Bu durumda da demek ki aşı yapmanın daha faydalı olduğunu durum ortaya çıkmakta. Aşının içinde bulunan civa zararlıdır diye bir ara çok spekülasyon yapılmıştı. Bu civa timerosal denilen bir civadır. Şu an tekli aşılar kullanılmakta. Bu tekli aşıların içerisinde bu civa bazı yoktur. Ki çoklu aşıların içerisinde bulunan civanın da sağlığa bir zararı yoktur. Şuradaki 7. madde en çok halk arasında konuşulan madde. Grip aşısı oldum, arkasından grip oldum. Böyle bir şey yok. Çünkü grip aşısı ölü bir aşıdır. Ölü aşının grip yapma ihtimali sıfırdır. Ama siz grip olduğunuzda grip aşısının kişiyi koruma zamanı 15 gündür. Yani 15 gün sonra bugün grip aşısı olsanız koruyuculuğu 15 gün sonra başlar. Ama siz bu 15 gün içerisinde bugün aşı oldunuz. Yarın bir başka bir mikrop aldınız, grip mikrobu aldınız. Bu arada bir grip olabilirsiniz. Bununla hiçbir alakası yok. Bu tamamen tesadüfen olan bir şeydir. Grip aşısı bağışıklığı zayıflatır deniliyor. Bu da ters bir durumdur. Grip aşısı bağışıklığı kuvvetlendirmektedir. Grip aşısı peki kimlere yapılmaz? Grip aşısı 6 aydan küçük bebeklere ve yumurta alerjisi olan çocuklara, büyüklere, erişkinlere yapmıyoruz. Yani 6 aydan küçük çocuklara ve yumurta alerjisi olanlara grip aşısı uygulamıyoruz. Peki kimlere yapılmalı? Bu konuda da her ülkeden ülkeye farklılıklar vardır ama genel yaklaşım grip aşısını 65 yaşının üzerindeki herkese, 6 aylık 5 yaş arası çocuklara ki özellikle 6 aylık 2 yaş arasındaki çocuklara mutlaka yapılmalı. Hamilelere mutlaka yapılmalı. Ayrıca e, bakım yurdunda daurlaz yerde kalan insanlara mutlaka yapılmalı. Sağlık personeline mutlaka yapılmalı. Ayrıca kanserli hastalara, immün sistemi düşkün hastalara, immün sistemi baskılayan ilaç kullanan insanlara, KOAH'lı akciğer hastalarına, kalp yetmezliği hastalarına, şeker hastalarına kronik böbrek hastalarına grip aşısı yapmak gerekir. Özellikle bir evde kanserli bir hasta varsa veya immün sistemini süprese eden bir ilaç bir hastalığından dolayı, örneğin hasta lupus hastası, skleroderma hastası, bununla ilgili immün sistemi depresi eden kortizon dahil, selsep dahil, metotraksat dahil, imuran dahil ilaçlar kullanıyorsa, o kişiye grip bulaştığı zaman hastalığının çok ağır gitmesi yüzde yüze yakındır. Bu yüzden o evde bulunan hasta dışındaki onun eşi, çocukları hepsinin aşı olması lazım ki kişiyi de korumak lazım gerekir. Yani biz sadece kendimiz için değil etrafımız için de aşı yaptırmalıyız. Nezle grip nedir? Nezle gripin daha hafif geçen şeklidir, ayakta geçirdiğimiz şeklidir. Grip paçavra hastalığıdır, yatağa düşürür, yaygın ateş, öksürük, kas ağrıları gibi olur. Şunu da bilmek gerekir, grip senede bir defa geçirilir, nezle 6-7 kez geçiririz. Grip aşısı nereye yapılır? Grip aşısı genellikle kullanmadığımız el, ben sağ elimi kullanıyorum, sol elimizin omuz kasına deltoid kasına ve kas içine uygulanır. Aşı yaptıktan sonra ilk 24-48 saat sonra bir kızarıklık, şişlik, ağrı, ateş, gözde kızarıklık gibi şikayetler olur. Bunlar genellikle geçidir. Grip aşıları nasıl hazırlanır? Grip aşıları bir yıl önceki Mart-Nisan ayında en yoğun görülen Grip virüs suçlarına göre yapılır. Dünya Sağlık Örgütü bunu hazırlar. Bu sene yapılan aşı dört bileşenli aşıdır. Yani influenza dediğimiz influenza'nın A'sı ve B'si var grip yapan. Bu sene influenza A için iki tane, B için de iki tane olmak üzere dörtlü aşı hazırlanmıştır. En son söyleyeceğim şey, gebe aşı yaptırmadı, grip oldu ilaç kullanabilir mi? Evet, gebe grip olduğunda aşı yaptırmadığı için, sıkıntılı bir döneme gireceği için hangi dönemde olursa olsun mutlaka oseltamivir denilen grip ilacını kullanmalıdır. Bazı hekimler işte bu ilacı kullanamazsın, edemezsin diye bir takım şeyler söylemekte ama bu külliyen yanlıştır. Gebe grip olduğunda grip ilacı kullanabilir. Bugün sizlere bahsedeceğim konu bu kadar. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.